Yeniden merhaba değerli izleyenler, sevgili dostlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yepyeni bir strateji videosuyla yine karşınızdayım dostlarım. Harika bir al-sat scalp stratejisi hazırladım ve birkaç gündür de test ediyorum ve testlerden başarıyla geçtikten sonra işlemlerde de denedim. Güzel sonuçlar elde ettim. 5 dakikalık grafiklerde çalışan bu sistem 3 indikatörden oluşuyor dostlarım. Bu videoda anlatacağım şeyler bir yatırım tavsiyesi değil dostlarım. Bunu kesinlikle belirtmek istiyorum. Bu video sadece eğitim amaçlı ve kendi tecrübelerimi ve stratejimi sizinle paylaştığım bir video olacak dostlarım. Uzatmadan hemen stratejiye anlatmaya geçmek istiyorum. Değerli dostlarım, şunu net bir şekilde belirtmek isterim ki stratejiyi doğru bir şekilde anlamanız için videoyu atlamadan izlemeniz sizler için gerçekten çok önem arz ediyor. 3 indikatörden oluşan bir al-sat scalp stratejisi dostlarım bu. Dostlarım anlatıma geçmeden önce Trading View'i İngilizce'ye almak zorundayız. Çünkü indikatörlerin isimleri İngilizce ve Türkçe'ye karakterlerde indikatörlerin bazıları çıkmıyor. Hemen bu kısımdan sizde burası dil yazıyor. Yukarıdan İngilizce'ye çeviriyorsunuz dostlarım. Aynı yerden de tekrar Türkçe'ye alabilirsiniz. İlk indikatörü arkadaşlar grafiğe entegre ederek dilerseniz hemen başlayalım. Hemen buraya dostlarım, süper. Arkadaşlar bunu yazıyorsunuz, Super Litchi Lux Algo'nun tıklıyorsunuz ve arkadaşlar bu şekilde geliyor, böyle bir indikatör gelecek. Diğer ikinci indikatörümüzü hemen yazalım dostlarım. Kısaltılmış ismi TVA Trend Volume Accumulations, yine Lux Algo'nun, bunu yazıyorsunuz ve tıklıyorsunuz. Bu şekilde bir indikatör gelecek dostlarım ve üçüncü indikatörümüz Mobo Band. Mobo yazıyorum. Ben de favorilerde olduğu için geliyor Mobo Band ve arkadaşlar üretici ismi de bu. Bunu yazıyorsunuz ve tıklıyorsunuz dostlarım. Hemen indikatörlerin ayarlarına ufaktan geçiyoruz. Arkadaşlar Super Litchi indikatörünün stil ayarlarında bu tiklerin hepsini tamamıyla kaldırıyoruz ve bu tikli ise bunu da kaldırıyoruz dostlarım. Plot background, arka plan, yani buraya tıkladığımızda yeşilin arka plan saydamlığını %33, kırmızında arka plan saydamlığını %33 yapıyoruz. Giriş kısmında eğer buradaki rakamlar sizde farklıysa lütfen bu şekilde ayarlayın dostlarım. Gerekirse videoyu burada durdurup devam edersiniz ve tamam diyorum. İlk indikatörümüzü grafiğimize entegre ettik. Hemen ikinciye geçiyoruz dostlarım. İkinci indikatörümüzde giriş kısmı arkadaşlar bu şekilde. Sanırım burası orijinalde 5'ti. Ben 3 yaptım hatırlıyorum. Ama yine de siz kesinlikle dikkat edin. Girişin ayarları bu. Stil kısmı dokunmuyorsunuz. Bu şekilde kalıyor. Bu kısma da dokunmuyoruz ve okey diyoruz. İkinci indikatörümüzde grafiğe entegre oldu bu şekilde. Ve Mobo Bands indikatörümüzün ayarlarına geçtik. Bu kısma dokunmuyoruz. Stil kısmında arkadaşlar dokunmuyoruz. Ayarlar bu şekilde olacak. Ve girişler kısmı gerçekten burası çok önemli dostlarım. Burada ayarlara çok dikkat edin. Burada gerekirse videoyu durdurun. Bu rakamların hepsini bendeki gibi yapmanız gerekecek ve yaptığınızı farz ederek okey deyip anlatıma geçmek istiyorum dostlarım. Gördüğünüz gibi ilk indikatörümüzde kırmızı ve yeşil bulut var arkadaşlar. Bunlar kırmızı düşüş trendini ifade ediyor ve yeşil de yükseliş trendini ifade ediyor. Bu trendler arkadaşlar bizler için çok önemli, teyit amaçlı kullanacağız. Ve arkadaşlar TVI indikatöründe de mavi mumlar, turuncu mumlar ve burada turuncu mumların kırmızıya döndüğünü ve kırmızıya döndükçe de düşüşün, bakın dostlar, sona erdiğini. Arkadaşlar bakın, turuncudan kırmızıya doğru geçince bakın arkadaşlar düşüş bitiyor. Aynı şekilde buradan düşüşten takip edip şu çizgiden lütfen sizler de izleyin. Arkadaşlar burada düşüş devam ederken bakın turuncudan kırmızıya doğru geçince düşüşün sonlandığını, tam tersi yükselişin başladığını görüyoruz. TVI indikatöründe bu arkadaşlar mumlar da bu şekilde çalışıyor. Zaten mavide de
Aynısını söyleyebiliriz arkadaşlar. Renk değiştikçe arkadaşlar düşüşün, bakın arkadaşlar, sona erdiğini görürsün. Açıktayken arkadaşlar düşüş devam, pardon, yükseliş devam ederken renk değiştikçe bakın dostlarım yükseliş sonlanıyor. Bunu şöyle de anlayabilirsiniz dostlarım. Üstte ve altta bant çizgileri var. Buradaki mumlar bant çizgisine yaklaştıkça oradaki trend artık sonlanıyor. Eğer bu bir düşüş trendi mumuysa, yani turuncudan kırmızıya dönüşen bir mumsa, artık bu kısımdan sonra yaklaşımlar başlayınca düşüş sonlanıyor. Yükseliş trendi mumundaysak da arkadaşlar sonlara doğru, bu alt ve üst bant çizgilerine doğru yaklaşımda artık arkadaşlar o yükselişin sonlandığını buralardan teyit olarak alacağımızı sizlere ifade etmek isterim. MOBO bant indikatörümüze döndüğümüzde sizlerin de gördüğü gibi buy ve sell sinyalleri mevcut dostlarım. Satın al, sat. Ortada beyaz bir çizgimiz var dostlarım. Burası sıfır çizgisi dostlarım. Ve arkadaşlar burada bir trend çizgimiz var. Görüyorsunuz bu trend çizgisi iki bant çizgi arasında yer alıyor. Aşağı düşüşlerde kırmızıya dönüşüyor. Yukarıya doğru yükselişlerde sizlerin de gördüğü gibi yeşil renge dönüşüyor. Ve arkadaşlar bir de sarı çizgimiz var arkadaşlar bu grafiğimizde. Bu çizgilerin tamamı sıfır çizgisinin üzerine çıktığında bunun bir yükseliş olduğunu, bu çizgilerin tamamı sıfır çizgisinin altına düştüğünde de bunun bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz dostlarım. Hatalı sinyal bulup hemen sizlere göstermek istiyorum. Dostlarım buradaki sıfır çizgisini sizler de görüyorsunuz, beyaz çizgiyi. Bu arkadaşlar trend çizgimiz ve sarı çizgimiz, bu sıfır çizgisinin bu şekilde üzerinde yapışık halde hareket ettiğinde gelen sell ve buy sinyalleri kesinlikle arkadaşlar başarısız ve kötü sinyal. Buralarda al ve sat işlemlerine kesinlikle girmiyoruz. Buy olduğu zamanlarda arkadaşlar bütün çizgilerimizin sıfır çizgisinin en azından şu mesafe kadar ayrılmasını bekliyoruz. Sell sinyallerinde de aynı şekilde sell sinyalini gördük. Bir örnekle anlatmak istiyorum. Özür diliyorum. Sell sinyalini gördüğümüzde dostlarım, ki göremiyoruz öyle bir sinyal henüz, ayrılmış olmasının ya da çok yukarıda olması da olabilir arkadaşlar. Yukarıdan bir düşüş de yakalayabiliriz. Yapışık olmaması arkadaşlar çok önemli. Buradaki bütün bant çizgilerinin buradaki sıfır noktasındaki çizgiye değmemesi, yani hepsinin aynı anda temas etmemesi çok önemli. Az önce sizlere gösterdim. Bakın burada buy sinyalinde, bakın arkadaşlar hepsi birbirine değiyor. Bakalım burada zaten tam bir karmaşa arkadaşlar. Kesinlikle buralardan işleme girmiyorsunuz. Bence bir işlem açıp daha detaylı anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar bu kırmızı bulut mumların üzerinde olduğu zaman kesinlikle buranın bir düşüş trendinde olduğunu ve arkadaşlar yeşil bulutun mumların altında olduğunu gördüğümüzde de bunun da kesinlikle bir yükseliş trendi olduğunu söyleyebiliriz dostlarım. Ama şuna çok dikkat etmelisiniz. Mumlar bulutların üzerindeyken arkadaşlar kesinlikle işleme girmiyoruz. Çünkü burada konsolidasyon bölgesi oluşuyor. Yani düşüşün ve yükselişin her an yer değiştirebileceği ile ilgili sıkıntılar var. Arkadaşlar buralardan işleme girmiyoruz. En azından aranın biraz açılmasını bekliyoruz. Bakın arkadaşlar mesela burada yükseliş görünüyor ama görüyorsunuz mumlar arkadaşlar buluta temas ediyor. Bu doğru bir sinyal değil. Bunu muhakkak göz önünde bulundurun dostlarım. Bakın burada sürekli bir temas var arkadaşlar. Konsolidasyon bölgesi. Kesinlikle burada bir likidasyon yaşanmıştır diyorum. Burada kesinlikle arkadaşlar long açanlar shortlanıp aşağı patlatılmış. Short açanlar da longlanıp yukarıya patlatılmış gibi görünüyor arkadaşlar. Bu benim düşüncem tabii ki. O zaman arkadaşlar doğru sinyalden bir işlem açmaya çalışalım. Bakalım doğru bir sinyalle karşılaşabilecek miyiz bizler için. Burada bir doğru sinyal şu anda bakıyoruz. Arkadaşlar burada bir buy sinyali var. Güzel bir sinyal. Ne diyorduk arkadaşlar? Beyaz çizgimizin altında ve arasının açık olması ve mumların üzerinde bir yeşil bulut olması. Evet arkadaşlar teyitler şu an harika ve arkadaşlar
Turuncudan başlayıp kırmızıya doğru orta bant TVI arkadaşlar indikatöründeki alt bant ve üst banta yaklaşan kırmızı mumlar. Harika bir sinyal dostlarım. Hemen buy sinyalinin yandığı mumun bir sonrasındaki mumda bir satın al işlemi açıyoruz arkadaşlar. Yani long pozisyonu. Hemen şöyle bakıyoruz dostlarım. İşte bu mum. Mum kapanışını bekledik. Buradan işleme girdik. Stop loss'unuzu koymayı unutmayın arkadaşlar. Ters bir geri dönüş olursa en azından az bir zararla çıkarsınız. Burada stop'u arkadaşlar buraya görüyorsunuz. İki kere fitil atıp burayı test etmiş. Bu fitil noktalarının biraz altına stop koyabiliriz dostlarım. Ve arkadaşlar buraya kadar da güzel bir kar alabilirdik. Burada arkadaşlar stop taşırsanız daha da yüksek kar alabilirdiniz. Burada görüyorsunuz. Dostlarım sizin de gördüğünüz gibi stopu yükseldiğinde ilk kar noktanızda girişe biraz daha yükseldiğinde burada girişten birinci kar noktanıza biraz daha yükseldiğini gördüğünüzde ikinci kar noktanızdan üçüncü kar noktanıza aldığında ters bile dönse en kötü ihtimal buraya kadar kar alırdınız. Bunu stop taşıyarak yapmış olsaydınız işlem kar noktanız burası olurdu dostlarım. Bu bir yükseliş sinyaliydi. Bütün teyitlerimiz tamam olan güzel bir sinyaldi dostlarım. Evet burada arkadaşlar bir sell sinyali var ve harika bir sinyal. Bekledik, sabrettik ve sell sinyalimiz karşımıza çıktı dostlarım. Sıfır çizgimizin altında arkadaşlar trend çizgimiz kırmızı ve sarı çizgimiz de aşağı doğru eğilmiş. Ve arkadaşlar buradan sell sinyalinden yukarıya doğru baktığımızda kırmızı bulutumuz mumların üzerinde harika bir sinyal. Ve arkadaşlar ortadaki indikatöre de baktığımızda üst ve bant ve alt banttan çok uzak olduğunu ve hala düşüşün devam edeceğini bizlere gösteriyor. Uzatmadan hemen buradan bir sat işlemine girmek istiyorum dostlarım. Hemen o mumun kapanmasını bekledik ve şuradan arkadaşlar işleme girdik. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi tesadüfen stop noktası harika bir yere düştü. Şuraya hemen şöyle yapıyoruz dostlarım. Stop taşıyarak aşağı doğru indiğimizi düşünürsek arkadaşlar buraya kadar güzel bir kar alırdık. Peki biz kar noktamızı riske alıp daha da aşağı stopumuzu taşırsak peki o zaman ne olurdu dostlarım? Bu işlem gerçekten buraya kadar şurada geri döndüğünü düşünelim. Stopumuz burada patladı diyelim arkadaşlar. Ve sizler de gördünüz harika bir kar aldık. Arkadaşlar dolar yen paritesinde bu şekilde işlemler oldu. Şu şekilde bir de Bitcoin üzerinden arkadaşlar kriptodan da küçük birkaç işlem göstermek istiyorum sizlere dostlarım. Hemen şurayı da biraz küçültelim. Görünür hale getirelim. Bir bakalım. Bakıyoruz. Gerçekten güzel. Bakın arkadaşlar volatilite kripto paralarda daha fazla olduğu için görüyorsunuz sell ve buy'lar gittikçe çoğalıyor dostlarım. Bu da her paritenin arkadaşlar hareketinin farklı olmasından dolayı yani tüccar tavırlarından dolayı arkadaşlar al ve sat işlemlerinin fazlalığından dolayı da diyebiliriz arkadaşlar buna. Şöyle bir sell sinyali var burada arkadaşlar görüyorsunuz. Bulutumuzun yukarıda olması gerekiyordu. Şöyle geriye doğru giderekten bakıyoruz dostlarım. Burada bir buy sinyali var arkadaşlar. Şöyle bir alıyoruz ve yeşil bir bulut burada göremiyoruz. Ve devam ediyoruz dostlarım. Burada arkadaşlar buy sinyali var arkadaşlar ve yeşil bulutumuzu burada yine göremedik dostlarım. Sell sinyalimiz var burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşil bulutumuz hala yok. O yüzden kesinlikle burada devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir sell sinyali var dostlarım. Sizler de görmüşsünüzdür. Güzel bir sinyal. Sıfır çizgimizin altında ve arkadaşlar TVA indikatörümüzün de alt ve üst bantlarına henüz çok yakın değil ve de burada düşüşün devam edeceğini bizlere gösteriyor. Hemen burada Bitcoin'den bir sat işlemi açabiliriz dostlarım. Neresiydi? Özür dilerim. İşte burası. Evet dostlarım şu mumun kapanmasını bekledik. Arkadaşlar direnç noktasına hemen arkadaşlar stopumuzu taşıdık. Burası gayet uygun. Arkadaşlar görüyorsunuz
Stopu taşıyarak yine işlem açsanız buraya kadar kar alırdınız. Şöyle bir bunu aşağı çekelim. Evet arkadaşlar, pardon birazcık kaydı sanırım bu. Özür dilerim. Şurası. Ya bunu kapatıp baştan yapalım. Çünkü burası gerçekten karıştı. Pardon değerli izleyenler. Short pozisyonu dedik. Şu mumun kapanmasından işleme girdik. Şu şöyle kaydıralım. Ve kar noktamızı az önce de bahsettiğim gibi şuraya kadar dostlarım biz alabilirdik. Stop taşıyarak bu işlemden de böyle kar edebilirdik dostlarım. Bir de satın al işlemi bulalım arkadaşlarım ve videoyu artık sonlandıralım diyorum. Burada bir buy sinyali var arkadaşlar ama bulutumuza temas ediyor. Sabrediyoruz, bekliyoruz ve bu sell sinyalinden işleme girmiyoruz. Ortada kırmızı bir bulut bile yok dostlarım. Şöyle devam ediyoruz ve burada bir buy sinyali var dostlarım. Bakıyoruz buy sinyali arkadaşlar, fena değil. Burada aslında çok da alt ve üst banda yakın değil dostlarım. Ama şöyle baktığımızda trend çizgisinin kırmızı olduğunu, her an yönün değişebileceğiyle ilgili bize şüpheli bir hareket veriyor. Ve burada işleme girmiyoruz. Siz ne kadar da burayı yükseliş olarak görseniz de aslında normalde bu işlemi, bu sağ tarafı göremeyeceksiniz dostlarım. O şekilde düşünürseniz daha iyi olur. Şöyle devam edelim dostlarım. Burada bir buy sinyali var. Arkadaşlar buy sinyali var. Bakın gördünüz ve yukarıda yeşil bulut var. Siz sağ ve ilerleyen tarafı göremediniz. Bunun doğru bir sinyal olduğunu düşünerek buradan işleme giriyorsunuz. Çünkü teyitler gayet başarılı. Sadece burada biraz şüphe var. Ama 1, 2 ve 3 teyit burada başarılı arkadaşlar. Buradan bir işleme girelim. Bakalım stop mu olacağız, kar mı edeceğiz arkadaşlar. Hemen bir long işlemi buradan açıyoruz. Mumun kapanmasını bekledik. Buradan işleme girdik. Şöyle biraz bu tarafa, evet, kaydırdık arkadaşlar. Kırmızı bulutu gördük dostlarım. Kırmızı bulutu gördük. Bakın biz stop taşıyarak devam ediyoruz arkadaşlar. Burada şöyle işlemimizde şuradan geri döndüğümüzü düşünüyorum dostlarım. Bakın zaten stopumuz patlamıyor. Şu stopu da şuraya doğru taşıyalım. Son fitilin olduğu yere. Bakın arkadaşlar sadece girişimizde bir retest var ve sonrası yukarıya doğru işlem devam etmiş ve buradan da bu şekilde arkadaşlar bir satın işleminde kar aldık. Stratejide dostlarım gerçekten teyitlere uyarak hareket ederseniz gerçekten iyi karlar elde edileceğini düşünüyorum. Burada bir sell sinyali var. Bu da son işlem olsun dostlarım. Bütün teyitler harika bir şekilde var. Sıfır çizgisinin altında trend çizgisi ve sarı çizgimiz ve arkadaşlar turuncu mumlarımız alt ve üst banttan oldukça uzakta ve kırmızı bulutumuz mumların üzerinde. Burada bas bas bağıran bir sat sinyaliyle karşı karşıyayız. Hemen buradan dostlarım bir short işlem açıyoruz. Şurasıydı, mumun kapanmasını bekledik. Arkadaşlar retest yapılan noktaya stopumuzu koyduk. Ve aşağı doğru kar stoplarımızı taşıyarak, kar noktalarımızdan taşıyarak arkadaşlar bakın burada değil şuradan geri dönüş olduğunu düşünüyorum. Son kar noktamız, en son buraya stopumuzu taşıdığımızı ve son kar noktamızın da burası olduğunu, şöyle burası olduğunu ve buradan geri döndüğünü düşündüğümüzde arkadaşlar burada stop oluyoruz ve karımız bu şekilde çok yüksek bir kar oluyor. Buranın 5x 10x işlemlerde ve yüksek marjlı scalp işlemlerinde yüksek kar vereceğine eminim dostlarım. Evet değerli dostlarım, sizler de gördünüz, doğru noktalardan doğru teyitler alınarak açılan işlemler genelde kar ile sonuçlanıyor. Strateji aslında doğru hareketler yapıldığında güzel sonuçlar veriyor dostlarım. Bu stratejiyi kullanıp kullanmama videonun başında da söylediğim gibi tamamıyla sizlerin seçimi olacak. Dostlarım videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.